Evrenin en temel katmanı maddeler ve nesneler değil de aslında olasılıkların ve bilginin kendisi olabilir mi? Kuantum fiziğinde dalga fonksiyonu diye bir şey var. Bu, bir parçacığın şu anda kesin olarak nerede olduğunu anlatmaz. Daha çok şunu söyler: şu yerlerde çıkma ihtimali yüksek, şu yerlerde düşük. Yani dalga fonksiyonu, doğanın olasılık haritası gibi çalışır. Eğer bu sadece bir hesap tablosuysa, neden gerçek hayatta dalga gibi davranıyor? Mesela ünlü çift yarık deneyinde parçacıklar sanki bir dalgaymış gibi kendi kendileriyle üst üste binip desen oluşturabiliyor. Üstelik ölçüm yaptığın anda o geniş olasılık haritası bir anda tek bir sonuca indirgenmiş gibi görünüyor. İşte buna literatürde dalga fonksiyonunun çöküşü deniyor. Peki bu çöküş gerçekten evrenin yaptığı fiziksel bir şey mi? Yoksa bizim bilgi edinme biçimimizin bir sonucu mu? Birçok bilim insanı dekoherans denen bir açıklamaya işaret ediyor. Parçacıklar çevreyle, hava, ışık, ısı, titreşim etkileştikçe o hassas kuantum düzeni bozuluyor. Ve sistem dışarıdan bakınca sanki tek bir sonuca kilitlenmiş gibi görünüyor. Yani aslında büyüklük ve gürültü kuantum büyüsünü bozuyor olabilir. Ama işin bir de daha radikal tarafı var. Bazı fizikçiler dalga fonksiyonunun sadece olasılık hesabı olmadığını, gerçekliğin kendisinin bir parçası olabileceğini savunuyor. Yani gerçek olan, parçacıkların hazır duran özellikleri değil, ölçümden önce doğanın gerçekten ihtimaller halinde var olması olabilir. Eğer dalga fonksiyonu gerçekten fizikselse, bu sadece felsefi bir tartışma olmaktan çıkar. Zira kuantum bilgisayarların neden zor çalıştığını, kuantum iletişimin neden hassas olduğunu ve neden kuantum sensörlerin çevresel gürültüye bu kadar duyarlı olduğunu da açıklamış olur. Çünkü o zaman mesele yalnızca daha güçlü cihazlar üretmek değil, o kırılgan kuantum durumu daha uzun süre koruyabilmek haline gelir. Sence evrenin en derin katmanı nesneler mi, yoksa olasılıklara dayalı bilgi mi?